Bismillahirrahmanirrahim. Ben hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum her zaman olduğu gibi. Bugün kısmet olursa inşallah usul dersimizin ikincisi olan hadis usulü dersinde el-kifaye okuyacağız. Dün fıkıh usulünde er-risale okuduk. Bugün hadis usulünde inşallah el-kifaye dersimize devam edeceğiz. Dünkü dersimizde hatırlayacak sanız eğer dinlemişseniz inşallah. İmam Şafii Rahimeullah'ta kıyası ve akla açılan alanı konuştuk ve son derece önemli bir konuydu. Orada 3. asrın başlarında vefat etmiş çok önemli bir ismin usul konusunda nasıl fevkalade bir noktada olduğunu, kullandığı kavramlar açısından, ıstılahlar açısından zatıallerinize arz etmeye çalıştım. Şimdi okuyacağımız eser El-Kifaye Hatip el-Bağdadi merhum cennet mekanın 5. asırdayız. Yani İmam Şafii'den 2,5 asır sonra efendim yaşamış bir mütefekkirden, bir hadisçiden, bilim insanından söz ediyoruz. Tabii ki tarihçi yönünü vurgulayarak söyleyelim. Böyle bir durumda şunu ifade etmeliyiz ki usul açısından sürekli vurgulamaya çalıştığım aralarındaki fark bizim bu dersimizde son derece önem arz ediyor. Çünkü akademik rehberlik dersleri yapıyoruz. Bizim hadis derslerinde sınıflara girdiğimizde öğrencilerimize anlatırken konuları sürekli bir şey söyleriz. O da 3. asır, 3. asır, 3. asır Hicri. Bu asır hadis açısından altın çağdır. Çünkü hadisin en önemli eserlerinin telif edildiği, yazıldığı ve büyük muhaddislerin yaşadığı dönem. 3. asır. Gönül istiyor ki 3. asır hadisin altın çağı olduğunda bu dönemde hadis ilmi demek ki kemale erdi. Mükemmel eserler ortaya çıktığına göre, en büyük muhaddislerimiz o dönemde yaşadığına göre bu doğal olarak 3. asır hadis ilminin altın çağıdır ve altın gibi gerçekten eserler telif edilmiştir. Ve böylece bu eserler bir usul muvacihesinde telif edildiği muhakkak olduğuna göre usul de yazılı olmasa da zihinlerde, öğrencilere yapılan derslerde, öğretilerde mevcut demektir. Ve konu 5. asra yani Hatip el-Bağdadi'ye geldiğinde hadis usulünün artık en mükemmel metinlerini okuyor olmalıydık şu anda. Ve hadis usulünün bugün bile en mükemmel metinlerini okuyamıyoruz. Bırakın 5. asırı, ne daha sonra işte 7. asırda İbn-i Salah, daha sonra işte 8. asır, 9. asır, 10. asırda Suyuti, buralarda bile hadis usulünün mükemmel hale gelmiş olduğu eserleri okuyamıyoruz. Günümüzde de son dönemde yazılan hadis usulü eserleri, hadis tarihi ve usulüne dair yazılan eserler, benimki de dahil, öğrencilere yönelik yazdığımız bu eserler tabii akademik kaygıyla yazılmıyor. Öğrencilere temel bilgileri vermek amacıyla yazılıyor ki ben bunu ön sözümde de belirttim. Muhtemelen birçok meslektaşımız da bu amaçla, bu çerçevede yazıyorlar. Hadis usulünü hala biz kamil manada efendim tamamlamış değiliz. Bu itibarla üzerinde durduğum konunun bu zayıf alanlarını, zayıf yönlerini sizlerle paylaşmak akademik ahlak, akademik ilim, akademik kariyer, akademik çıta ve bunun bir gerekliliğidir ve zorunluluğudur. Aksi takdirde bu derslerin bir anlamı ve önemi kalmaz. Şimdi demeye çalıştığım şey şu: hadis usulünün hala kavramlarını tartışıyoruz. Hala tartışıyoruz. Benim hani fiilen bulunmadım, kalben bulunuyorum ama fiilen bulunmadım. Ehli hadis grubunun müzakere ve tartışmalarına bakınız. Efendim nedir? Günümüzü konuşuyorum. Hepsi kavramlar üzerine bir tartışmadır, tartışmaların hepsi. Şimdi hala genç muhaddisler, çağımızın muhaddisleri dersiniz.
tartışıyorsak, kavramlar üzerinden konuşuyorsak, o zaman bir sorun var demektir. Ve bu sorunu aşmak çağımızın, hepimizin, bizler de dahil olmak üzere hadis ilmine gönül veren, emek veren, ömür veren, mesai veren her meslektaşımızın asli görevi olmalıdır. Bugünkü dersimiz de onu ilgilendirdiği için üzerinde duruyorum. Çünkü ıstılahları konuşacağız. Peki, bu girişimden sonra müsaadenizle bir beyaz tahta önce açacağım. Şimdi burada okuyacağımız metinle de doğrudan ilgili olan çok temel birkaç hususa değindikten sonra konuyu zatenlerinizle paylaşacağım. Vaktimizi almasın, ders uzamasın diye kaydı durdurup bir şema çizeceğim. Oradan kaydı tekrar açacağım. Çünkü vaktimiz zayi olmasın istiyorum. Evet efendim, bu bizim klasik, benim derslerde de tahtaya sürekli çizdiğim, öğrencilerin de ezberledikleri, çok da sevdikleri bir şema. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan soldan en baş büyük kareden buradan başlıyoruz. Allah Resulü burada 610 ve 632 yıllar arasında yaşadı. Hadis olarak ne buyurduysa işte bu yıllar arasında buyurdu. Çünkü biz hadisi tanımlarken ne diyoruz? Hazreti Peygamber'in peygamber vasfıyla, bakın peygamber vasfıyla söylemiş olduğu sözleridir diye söylüyoruz. Bunu sahabe-i kiram efendilerimiz birinci karede sahabe duydular. Sonra ikinci karede tabiine aktardılar. Tabiin tebe-i tabiine aktardı. O diğer raviye ondan da muhaddis aldı. Eserine bu rivayetleri sıraladı ve bize bir eser bıraktı. Muhaddis, eser sahibi kişiye diyoruz. Peki, işte muhaddisin kendisinden önceki raviden rivayet alması, onun da ondan öncekinden alması, sonra buradan alması, sonra buradan alması, onun da en nihayet Hazreti Peygamber'e kadar gelmesi, bu işlemin şu sürecine isnat diyoruz. İsnat. Sahabinin Kale Resulullah diye aktardığı söze de, bu sözdür Resulullah'ın sözüne, ona da metin diyoruz. Diğer bir adıyla hadistir. Daha önce konuştuk. Diğer bir adıyla eserdir. Bir diğer adıyla da haberdir. Zaten metinle ilgili bu üç kavramdan söz ettik. Hadis, eser ve haberdir dedik. Onun dışında diğer bütün kavramlarımızın isnatla ilgili olduğunu söyledik ki tam da bugün bunu konuşacağız. Onun için de bu meselenin bu yönde vuzuha kavuşması ve bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bizim klasik hadis kaynaklarımızda 3. asır, az önce bahsettiğim 3. asırda telif edilmiş olan, özellikle söylüyorum çünkü kütüb-i sitte'nin telif edildiği dönemdir. 3. asırda telif edilmiş olan kıymetli eserlerimize baktığımızda isnatlarını okuyunca isnatta iki önemli dönemin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Bir tabi'in, tebe-i tabi'ine kadar olan şu dönem, muhaddise kadar, yine tebe-i tabi'inden Hazreti Peygamber'e kadar, sahabeye kadar olan bu dönemi İsnat bakımından birbirinden ayırmamız gerekir. Çünkü bu ayrımı görmeden konuları ele almamız hemen hemen imkansız. Çünkü bu tebe-i tabi'in döneminden itibaren, biz bunları derslerde de çok konuşuyoruz, muhtemelen kifaye derslerimizde de bu yönleriyle konuşacağız. İsnadın sistemli hale gelmesi Tebe-i Tabi'in döneminden itibarendir. Tebe-i Tabi'in dönemine kadar isnat sistemli değildir. Ne demek istiyorum sistemden arz edeceğim. Bizim hadis usulü derslerimizde tahammül dediğimiz ravinin rivayeti kendisinden önceki raviden almasına denir. Yani şu ravinin rivayeti bundan almasına tahammül diyoruz. Yani hadisi üstlenmek, hadisi yüklenmek, hadisi almaktır. Şimdi bu ravi kendisinden önceki raviden hadisi hangi yolla aldığını belirtmesine de eda diyoruz. Rivayeti almak, eda da nakletmek. Yani bu ravi bir rivayeti kendisinden önceki raviden hangi yolla aldığını belirterek muhaddise naklediyor. Muhaddis de ondan dinlediğinde bu ravinin rivayeti kendisinden öncekinde
önceki raviden hangi yolla aldığını anlıyor. İşte burada kalemin rengini değiştirerek efendim yazalım. İşte mesela haddesena, değil mi? Ahberena, enbena, semitu, semina gibi semaya doğrudan kulağıyla kendisinden işittiğine delalet eden ifadeler kullanıldığı gibi, bunun dışında arz ve kıraat gibi, icazet gibi vesaire gibi pek çok yollardan, ki bunu hadis usulü derslerinde okuyoruz, lisans dersine çevirmeyelim dersimizi. Bunların efendim hepsinden haberdarsınız. Bu sigalar tebe-i tabi'in neslinden itibaren, buradan itibaren gelişiyor. Bakın, tahammül ve eda. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü rivayetlerimiz mesela Buhari başlarken haddesena diye başlıyor. Ebu Davud haddesena diye başlıyor. Tirmizi ahberena haddesena diye başlıyor. Müslim haddesena diye başlıyor. Ve haddesena ahberena tebe-i tabi'ine kadar geliyor. Tebe-i tabi'ne geliyoruz. Gale mesela tebe-i tabi'nin, meşhur bir tebe-i tabi'ni yazalım. İmam Malik. İmam Malik'e geliyoruz. İmam Malik'e geliyoruz. İşte Muvatta'yı okuyalım bakın. Ne diyor İmam Malik? An Zuhri, bakın. An Zuhri diye başlıyor. Tabiine gelelim. An İbni Ömer. An İbni Ömer diye başlıyor. İbni Ömer Gale Resulullah diyor. Yani isnat sistemi tebe-i tabi'in dönemine geldikten sonra tabi'in ve sahabe dönemine, Hazreti Peygamber'e doğru giderken birdenbire an, bunu birazdan okuyacağız. Buna muan'an denir. Muan'an. Yani an'ana dönüyor. Şimdi buradaki en temel ayrım tebe-i tabiinden muhaddise doğru giderken artık biz her bir ravinin rivayeti kimden hangi yolla aldığının bilincindeyiz. Bu nedenle şuradan itibaren cerh ve tadil de olgunlaşıyor. Nasıl ki hadis alma yolları olgunlaşıyor, isnat sistemi daha sistemli hale geliyor, cerh ve tadil de öyle olgunlaşıyor. Ama tebe-i tabiinden geriye doğru gittiğimiz zaman an fulan olduğunda, an ile anlatıldığında burada bir muğlaklık, burada bir kapalılık ortaya çıkıyor. Sonraki dönemdeki kimi muhaddisler bu anın da semaya delalet eder falan demelerinin hiçbir kıymeti ilmiyesi yok. Delalet falan etmez. An diyen birisi, an-ı zühri diyen birisi, bunu zühriden sema yoluyla bizzat işitmiş olma ihtimalini de kapsayacak şekilde başka herhangi bir yolla da alma ihtimalini de kapsar ve dolayısıyla bu muğlaklık her türlü tahammül, yani hadis alma ihtimallerine açıklığı ifade eder. Yani bu anlamda her türlü hadis alma ihtimaline açıktır bu. Şimdi dolayısıyla böyle olduğunda bizim rivayetlerin işte bu manada ele alınması karşımıza son derece önemli bazı kavramların, bazı ıslahların efendim neyini getiriyor? Tanımlanmalarını gerektiriyor. İşte hadis ıslahları bir türlü olmuyor ve oturamıyor. Bir türlü hadis ıslahlarının içinden çıkılamıyor. Şimdi birazdan da okuyacağımız metin bu manada önemli olduğu için böyle bir giriş yapmak zorundayım. Oturmuyor. Sebeplerini de konuşacağız. Çünkü bir taraftan hadis eserlerinin yazımı tebe-i tabi'in döneminden itibaren başlamıştır. İşte İmam Malik'in El Muvatta'sı, değil mi? El Muvatta. Geleneğimizin en önemli hadis eserlerinden biri olarak kabul eden El Muvatta, Tebe-i Tabi'in döneminde İmam Malik Rahimahullah tarafından yazılmıştır. Eserlerin ortaya çıkış itibariyle Tebe-i Tabi'in dönemidir. Daha sonraki dönemlerde pek çok eserler yazılmış. En kamil eserlerde 3. asırda Kütüb-i Sitte müelliflerin yaşadığı dönemde yazılmıştır.
Şimdi burada bizim şöyle bir hususu gözlemlememiz gerekiyor. Bu da şudur. İsnat zinciri dediğimiz yukarıdaki şu halkalar, kareler devam ederken beraberinde eserler yazılırken burada kavramlar yani ıstılahlar henüz tekamül etmemiştir. Tebe-i tabiinden itibaren yavaş yavaş tekamül etmeye başlıyor. Tekamül etmeye başlıyor ve bu kullanım yaygınlaşıyor ve işte bilim dalında bir kavram haline geliyor. Birazdan konuşacağız. Ancak sonraki dönem yazılan hadis tarihi ve usulü kaynaklarına baktığımızda bunların daha çok yazılan eserlerden hareket ederek. Onun için isnat zinciri diye yazdım buraya. Bir, isnat zincirinin devam ettiği süreçlerde kavramların henüz tekamül etmemiş olduğu süreçten tekamüle doğru bir seyir izlediğini görüyoruz ve bunu ilk işte 3, 4, 5 asır içerisinde ne hale geldiğini az sonra klasik bir metinden de okuyacağız. İki, yazılı metinlerden hareketle ne yapıyoruz? Kavram üretiyoruz. Mesela diyelim ki müellif bu eserini yazmış, Buhari buna cami demiş. Yazıyor mesela efendim Ebu Davud Sünen diyor. Birisi yazmış buna Müsnet diyor mesela. Değil mi? Musannef diyor. İsimler vermiş. Mucem diyor. Ve sonra gelenler bu isimlere bakmışlar, kitaplara da bakmışlar. Ona göre demişler ki caminin şu özellikleri var, Sünen'in bu özellikleri var, Müsned'in bu özellikleri var vesaire diye o kavramları tanımlamaya çalışmışlar. Bizim eserleri okuduğunuz zaman da bunlar orada görülüyor. Ve ben daha önce de söyledim. Bizim birinci sınıf öğrencilere, ikinci sınıf öğrencilere bu hadis usul derslerini okuturken diyoruz ki bunlar size öğretmen falan olmaya kalkıştığınızda sınavlarda sorulacak sorular, o sınavlarda sorular ve cevaplar bu bilgilerden değerlendiği için biz de size bu bilgileri öğretiyoruz. En azından ben böyle söylüyorum. Bu bilgilerin benim size okuduğum kendi kitabımı okutuyorum ben. Hadis tarihi usulünde kendi kitabımı okutuyorum. %80'i yanlış diyorum. Bu kitaplardaki bilgilerin %80'i kavramsal olarak yanlış. Bunları yüksek lisans yapmaya gelirseniz orada size öğretmeye başlayacağız, konuşmaya başlayacağız. Ama şimdilik bu yanlış efendim Galat-ı Meşhur'a dönüştüğü için böyle öğreniliyor, böyle öğretiliyor. Sınavlarda da size böyle soruluyor. Biz yapacağımız bir şey yok. Yani biz diyorum sınıflarda, bunu da burada kayıtlara geçsin, tarihe not düşeyim diye söylüyorum. Eğer gerçekten bir üniversitede ve gerçekten bir fakülte sınıfında ders yapıyor olsak böyle bir öğrencinin sınava girme derdi bizim derdimiz olmaz. Bize ne sınava girerse girsin. Biz orada akademisyen olarak bildiğimiz, bulduğumuz doğruları, efendim doğru olduğunu düşündüğümüz şeyleri onlara öğretiriz ve bunun da hiçbir kaygısını çekmeyiz. Ama öğrencilerimiz girdiğinden mezun oluncaya kadar kafaları öğretmen atanabilecek miyiz? Bir yere girebilecek miyiz? Memur olabilecek miyiz? Ekonomik kaygısında oldukları için ve KPSS sınavlarına, yok bilmem ne sınavlarına hazırlandıklarından dolayı maalesef tedrisat da adeta bir üniversite fakülte dersi olmaktan çıkıp bir dershane dersine dönüşmüş durumda. Dershane gibi. Hele dördüncü sınıfa gelen öğrenciler, hocam bizi sınava hazırlayın, bizi sınava hazırlayın. Dershane değil ki burası, bizi sizi niye sınava hazırlayalım? Değil mi? Ama realite bu, durum bu yani. Onun için gerçek anlamda bir üniversite ve fakültede hoca ve bir akademisyen benim gibi diğer meslektaşlarım sınıfa girdiğinde
öğrencinin hangi sınava girecek, ne olacak bunları düşünmez. Düşünmemeliyiz normalde. Neyse, şimdi dolayısıyla bu kavramla bakın cami, sünen, müsnet, musannef, mucem, az sonra da bazılarını okuyacağız. Bunların hiçbirisi benim yazdığım hadis tarihi usul ders kitabımda dahil olmak üzere verdikleri tanımları doğru değil. Bundan cami kavramını çok değerli bir öğrencim, Allah hayırlı uzun ömür versin kendisine, doktorasını bitirdi galiba 3 yıl geçti. Doktor Bilge Kılıç hanımefendi. Cami kavramını ona doktora tezi olarak çalıştırdım bakın. Cami kavramını doktora tezi yaptı. Ve cami kavramı üzerinden kavramlarımızın, kavram tarihimizin ne kadar perişan bir durumda olduğunun fotoğrafını bu doktora tezinde çok net bir biçimde çizdik, çekti ki mutlaka okumanızı, görmenizi tavsiye ederim. Sonra bu çalışmaları yaparken fark ettiklerinden hareketle Sünen'i bir makale olarak yazdı, yayınladı. Müsned'i bir makale olarak yazdı, yayınladı. Musannef'i bir makale olarak yazdı, yayınladı. Cami'yi de bir makale olarak da özetledi, yayınladı. Şimdi de Munkatı'yı çalışıyor. Munkatı üzerinde bir makale yayınlayacak inşallah. Ve genel anlamda da hadis usulü çalışıyor ve bir hadis usulü eseri de inşallah kendisinden yazacak diye umutla bekliyorum. Şimdi burada, ha ismini de yazayım, hatırlarınızda kalsın burada. Doktor Bilge Kılıç. Kendisi Milli Eğitim'de öğretmen bu arada. Bu kavramları çalıştı. Bu makaleler yayınlandı. Bunları mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Görelim bakın bu kavramların hallerini bir görelim. Şimdi biz burada müellifin de ele alacağı üzere bir müsnet kavramını bize ele alacak. İki merfu kavramını bize ele alacak. Üç mevkuf kavramını bize ele alacak. Bunlarla ne kastedildiğini anlatmaya çalışacak müellif bize. Hatırlayacak olursanız daha önceki derslerimde söylediğim bir hususu burada tekrar net olarak zat hallerimize arz etmek istiyorum. Bizim erken dönem hadis ilminin teşekkül ettiği aşağı yukarı ilk 4 asırın tamamında kullanılan kavramlar isnatla ilgilidir. Metinle ilgili değil. Metinle ilgili olanları yazdım buraya. Metinle ilgili değil. Hepsi isnatla ilgilidir. Metinle ilişkilendirilenlerin de bizim klasik kaynaklardaki geçen ibarelerin sağlıklı bir düşünceyle efendim anlaşılmadığı kanaatindeyim. Bunu birazdan metni okurken beraber göreceğiz. Şimdi bu şemayla ilgili hususları biraz hızlı geçtim. Malumunuz olduğunu düşündüm. Malumu ilan etmeyelim, tekrar da olmasın. Fakat ihtiyaç olursa tekrar bunları konuşmak üzere sizinle bu metne döneriz. Peki biz şimdi buradan ana metnimize gelelim ve metnimiz üzerinden biraz başlığımızın üzerinde konuşmuştuk. Vurgulama rengimizi de belirleyelim. Buradan başlayalım. Marifetu ma yestamilu ashabul hadis. Ashabul hadis minel ibarat. Bakın ifade. Evet efendim. Şimdi bilgisayarımın pili bittiği için dersi böldüm ama birleştirerek inşallah yayınlayacağız. Burada kalmıştık. Metne müsaadenizle öneyim metni açacağım. Açmayı unutmuşum. Paylaşalım. Gördüğünüz gibi burada kalmıştık.
Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Tam da burayı konuşuyorduk. Metnin başlığındayız. Son derece önemli bir başlığımız var. Bab başlığımız. Buradan devam edeceğiz inşallah. Hatibel Bağdadi Rahimeullah Cennet Mekan Marifetu ma yesta'milu Ashabul Hadis min el ibarat. Gördüğünüz üzere müellif bize hadisçilerin kullanmış oldukları ıstılahları el-ibarat ifadeler olarak verdi de ıstılahlar olarak vermedi. Oysa yaşadığı dönemde ıstılah sözcüğü artık her ilim dalında kullanılmaktadır. Müellif bununla muhaddislerin kendisinin aşağıda vereceği ıstılah olarak vereceği kavramlarda fikir birliğinin olmadığına da bir imada ve vurguda bulunmak düşüncesiyle muhtemelen bu ifadeyi kullandı. Çünkü biz ıstılah dediğimizde daha önceki derslerimizden de hatırlayacaksınız. Bir ilim dalına mensup ulemanın, o ilim dalının uzmanlarının aynı anlamı anladıkları sözcüklere, ifadelere kavram, ıstılah diyoruz. Oysa az sonra müzakere edeceğiz. Muhaddisler bu kavramlar üzerinde aynı şeyi anlamıyor. Aynı sözcüğü kullanıyoruz kavram olarak ama aynı şeyi anlamıyor. Böyle olunca şimdi bizim burada bu bab başlığında neyi müzakere etmemiz gerekiyor? Bu ifadeler ne kadar ıstılahtır, ne kadar değildir? Az evvel size kavramlar konusunda doktora tezi, yüksek lisans tezleri yaptırmış olduğumdan söz ettim. Ve birçok meslektaşımızın bu manada çalışmalar yaptırıyor olması hem sevindirici bir durumdur hem de problemin ne olduğunu göstermek bakımından önemli bir işarettir diye de belirtmek istiyorum. Peki muhaddisler bu ifadeleri, el-ibaratı nerede kullanıyorlar? Şu sözcüğü renklendirmek istiyorum müsaadenizle. Üzerinde biraz konuşacağım. Bir sıfatıl ahbari. Meşhur okunuş ahbardır. Haberleri nitelendirirken, sınıflandırırken, haberleri vasıflandırırken bu sözcük hem kelam derslerimizde hem mantık derslerimizde çok geçti. Bir sınıflandırma, tavsif bir sınıflandırma, bir ayrıştırma ifade eder ki ıstılah da böyle bir şeydir zaten. Bir sözcüğü anlam itibariyle diğerlerinden ayırt etmektir. Demek ki muhaddisler bu ifadeleri, ibareleri nerede kullanıyorlar? Haberleri sınıflandırmada, haberleri tavsif etmede, tasvir etmede kullanıyorlar. Şimdi haber deyince burada haber sözcüğü meşhur okunuşa göre anlam veriyorum. Haber deyince az önce tahtada da göstermeye çalıştığım üzere bu metin için kullanılmalıdır. Haber içeriktir. Ama muhaddislerimiz haberi daha çok isnat için kullandıkları için isnatla ilgili kavramlar isnat için kullandıkları için burada da böyle kullanılmış olması lazım ve isnatla ilgili tasvirlerinde, isnatla ilgili sınıflandırmalarında kullandıkları ifadeler diye çevirmemiz gerekir. Ama ben müellifin Arapçadaki yetkinliğine, Arap diline fevkalade vukufuna hayran olduğumda ifade etmeliyim diğer eserlerinden de hareketle. Şöyle niyetlenmiş olduğunu da biraz düşünerek bir usulcü olarak bir hüsn niyetle şöyle kastettiğini şöyle niyetlendiğini de düşünerek bunu ahbar değil de
sıfatı ihbari diye okumayı tercih ediyordum. Bu benim kendi okuş tarzımdır. İhbari. Yani bil kesretil elif. Elif'in kesresiyle okumayı tercih ediyorum. Böyle olunca isnat anlamına gelir. İhbar, haber vermek isnattır. Tam da müellifin başlığının amacına uygun bir okuma oluyor. Sesim biraz bozuldu. Onu bir düzelteyim müsaadenizle. İhbar okuduğumuzda bu bir haberi nakletme anlamına gelir. Haber vermektir, haberi nakletmektir. Tam da isnat anlamına gelir ve isnatla ilgili efendim ıstılahları ele alacak anlamına veririz ve daha doğru olur. Tercihim bu yöndedir. Onu ifade etmek istiyorum. Ama meşhur okumuş ahbardır. Ve sıfatı ahbari benim kendi okuyuşum el ihbar ve sıfatı ihbari ve aksamil cerhi ve ta'dili muhtasara. Zaten cer ve ta'dilin kısımları ne dahil edince buradan anlıyoruz ki müellif bize cer ve ta'dille ilgili ve isnatla ilgili bilgiler verecek. Neden? Cer ve ta'dil mesela neyle ilgili bir alandır? Cer ta'dil. Bunu tüm öğrencilerimiz bilirler. Ravinin halleriyle ilgili. Ravi neyle ilgili? Bir isnatla ilgili. Dolayısıyla zaten cer ve ta'dil de isnatla ilgilidir. İhbar, haber vermek, haber nakletmek, isnat, o da isnatla ilgilidir. Evet. Cerh ve ta'dil nasıl ravilerle ilgili olması hasebiyle efendim isnatla ilgiliyse buradaki haberlerle ilgili sıfatul ahbar ya da benim okumamda sıfatul ihbar nedir? O da yine isnatla ilgilidir. Şimdi diyor ki vasfuhum el hadise bi ennehu müsnedun. Muhaddisler bir hadisi, bakın hadis, bu sözcüğü de ifade edelim. Şu isnaduhu muttasulu da renklendirelim. Çünkü bunların üzerinde duracağız. Burada vasfuhum yani vasafal muhaddisune demektir. Hum burada muhaddislere raci, ehli hadise. Ehli hadis vasfettiler. Yani sıfatlandırdılar. Bir şeyi vasfetmek, tavsif etmek bu el hadis sözcük demektir. Ama birazdan söyleyeceğim. Buradaki anlamı nedir? El hadis tam metindir işte. Metin. Hazreti Peygamber'e ait bir söz. Metin, metin. Onu ıstılah olarak vasfuhum yani vasafal muhaddisun el hadise bi ennehu musnedun. Muhaddisler bir hadise müsned dediklerinde, müsned olarak onu sıfatlandırdıklarında, onu bir ıstılah olarak kullandıklarında müsnedi hadisin efendim bir kavramı olarak kullandıklarında yuridune bununla kastederler. Neyi? Enne isnadehu muttasılın. Bakın. Onun isnadının muttasıl olduğunu söylerlermiş, kastederlermiş. Muhaddisler. Şimdi burada çoğul kullandığı için muhaddisler arasında bir ittifak ima eden bir ifade görüyoruz. Şimdi bu metinleri böyle okumak zorundayız. Burada bir ima var. Çünkü niye? Diyor ki muhaddisler bir hadis için müsned dediklerinde mesela hadel hadisu musnedun dediklerinde bununla onun isnadının muttasıl olduğunu söylemiş olurlar. Peki biz bir önceki dersimize ve bir önceki başlığımıza dönelim. Bir rivayetin isnadı muttasıl olduğunda ne oluyordu? Sahih oluyordu.
Şimdi müellifin bu ifadesine göre, müellifin bu ifadesine göre, muhaddisler hadel hadisu müsnedün dediği zaman, müsned dediği zaman, peki bununla isnadının muttasıl olduğunu kastediyorlarsa, aynı zamanda bu rivayetin, bu hadisin sahih olduğunu da kastediyorlar demek midir? Evet, çünkü bir önceki bapta müellif dedi ki hadisin isnadı muttasıl olduğunda bunu muhaddisler sahih kabul ederler dedi. Peki şimdi buradan da bu anlamı çıkarıyoruz. Evet, çıkarmak durumundayız. Peki. Peki bu muttasıllık nasıl bir muttasıllıktır? Beyne ravihi hadisin, buradaki ve hadise raci, hadisin ravisiyle beyne men, bunu esnede de üsnede de okuyabiliriz. Esnede anhu ev üsnede anhu, kendisine rivayetin isnat edildiği kişi arasında. Yani iki kare arasında, iki ravi arasındaki isnadın bitişikliği demektir. Yani az sonra tahtaya tekrar döneceğim. Oradaki her bir karenin birbirleriyle olan muttasıllığını, arada bir boşluğun, bir kopukluğun olmayışını ifade ederler. Burada, buraya kadar söylediğimizde demek ki isnat ne kadar uzun ya da kısa olursa olsun muttasıl olduğunda, bundan muhaddisler müsned kavramını bunun için kullanıyorlar. Müsned dediklerinde de bu hadisin isnadının muttasıl ve bir tabi sahih olduğunu kastetmiş oluyorlar. İlla ancak, bakın şimdi, bu illalar çok tehlikeli. Çünkü kuralı bozuyor. Bir genelleme söylüyoruz. Bir genelleme söylüyoruz ve illa gelince bunu bozuyor. İlla ancak enne ektara istimalihim hadihi ibara, ancak bu ibarenin, yani şu müsned sözcüğünün çoğunluklu kullanımı, huve fîmâ üsnide anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygambere bir rivayetin isnat edilmesi şeklindedir mesela. Hasaten. Özellikle bir rivayet müsned olmakla efendim nitelendirildiğinde, müsned sözcüğü bir vasıf ve bir kavram olarak kullanıldığında, demek ki muttasıl olmayı, sahih olmayı ve Hazreti Peygamber'in sözü olmayı ne yapıyor? İfade ediyor. Yani Hazreti Peygamber'e ait bir söz için müsned anlamını kullanıyor. Çoğunluğun kullanımı, ekseri kullanım böyledir. Ve şimdi burada çok önemli bir şey daha söylüyor. Bunların üzerinde tek tek duracağız. Vattisarul isnad fihi. Bu konuda isnadın ittisalinin anlamına gelince, isnadın muttasıl olmasının anlamına gelince, en yekuna kullu vahidim, bakın, en yekuna kullu vahid min ravi ruvatihi, ravilerinin her birerleri, semi'ahu min fevkihi, kendisinden öncekinden rivayeti işitmesi, bakın sema yoluyla alması, işitme, sema yoluyla rivayeti alması gerekiyor. Nereye kadar? Hatta yentehiye zalike ila ahirihi, en son raviye bu sahabi, demek ki o da Hazreti Peygamber'e kadar. Muttasıl olması her bir ravinin diğer raviden sema yoluyla alması anlamına geliyor. Birazdan bunları özetleyeceğiz, yazacağız ve son derece önemli notlar düşeceğiz. Her ne kadar ve inlem yübeyyen fihi es-sema'u, sema yoluyla alınmış olduğu her ne kadar beyan edilmemiş olsa da, yani ne demek ve inlem yübeyyen fihi es-sema'u? Şu demek. Yani biz az önce tahtada arz ederken, şimdi birazdan tahtaya yeniden döneceğim. Tahammül sigalarımız var. Ravi hadisi kendisinden önceki raviden hangi yolla almış? Bizim için muteber olan sema yolu. Bunun için ne diyordu?
Haddesena akberena embeena haddeseni akbereni embeeni semitu semina. Böyle laflar, böyle ifadeler kullanıyordu. Peki her ne kadar bunlar diyor ifade edilmemiş olsa da bel bakın bel uktisara alel anane meçhul okuyorum ya da iktisara ya, malum da okuyabiliriz ya da ravi iktisar etti, yetindi an fulan an fulan demekle. Böyle olsa da böyle olmuş olsa da muttasıl sayılır demek istiyor. Şu ifade şurası onu renklendirelim. İbaret çok net anlaşılsın. Diyor ki biz muttasıl dediğimiz zaman bundan diyor muttasıldan başından sonuna kadar yani muhaddisten Hazreti Peygamber'e kadar her ravinin kendisinden önceki raviden rivayeti sema yoluyla almış olmasını kastederiz diyor. Öyle olması gerekir. Ama ravi iktisaren bu haddeseni ahbereni demez de iktisar etmiş olur, kısaltmış olur. An fulan an fulan demişse de bu da muttası sayılır demek bir çelişkidir. Kabul edilemez. Son derece hatalı bir ifadedir. Bu hiç kabul edilemez bir şeydir. Birazdan konuşacağım. Böyle bir söz konusu bir şey olamaz. Ravi'nin keyfine bırakılmamış bu mesele. Ravi iktisar yaptı, iktisar yaptı diye bunu geçiştiremeyiz. Ravi'nin böyle bir yetkisi yok. O zaman niye tahammül ve eda sigaları diye bir şey çıkardık? Niye sema ve arz en önemlidir diyoruz? Niye böyle bir şey koymuşuz? Bu bir zorunluluktur. Ravi'nin keyfine bırakılamaz. Yani Ravi'nin keyfi böyle istiyormuş da kısaltıyormuş. Hayır efendim. Bu bir lüks değil. Bu bir zorunluluktur. Rivayetin doğasıyla, cevheriyle ilgili bir şeydir ve sahih olup olmadığını belirleyen en önemli bir unsurdur. Ravi burada ben ya aslında sema yoluyla duydum ama an filan dedim. Kusura bakma, hayır öyle diyemezsin. Sema yoluyla duyduysan bunu belirteceksin. Ya da hangi yolla aldıysan bunu belirtmek zorundasın. Aksi takdirde cer sebebidir. Ravi'nin cer sebebidir. Aldığı yolu gizlemek, belirtmemek cer sebebidir. Müellifin böyle basitçe söylediği kadar ve her ne kadar da böyle olmamışsa da yine de muttasıl sayılır. Hayır efendim sayılmaz. Bu kadar net. Peki bu çok önemli bir şey değildi zaten. Sayılmaz. Bu kadar net. Müelliften beklenirdi ki 5. asırda tekrar tahtiye müsaadenize döneceğim. Buradaki söylediklerimizi orada biraz konuşalım. Yeniden ibareye döneceğim. Şu benim dersin başında yapmış olduğum şeyi söyleyebilirdi, diyebilirdi ki rivayetlerin muttasıl olmalarına ilişkin raviler arasındaki ilişki hadisin tahammül ve edasıyla ilgilidir. Şurayla ilgili bir mevzudur. Ama bu hadisin tahammül ve eda sigaları tebe-i tabiinden sonra yani 2. asrın sonlarından itibaren yani en azından son çeyreği itibariyle yavaş yavaş sistemli hale gelmeye başladığından dolayı tebe-i tabi'in döneminden tabiine, sahabiye doğru, Hazreti Peygamber'e doğru gittiğimizde bu ıstılahlar, henüz tahammül sigaları, haddesena, ahberena bunlar yok, bilinmiyor. Bunlar daha sonra çıkmış kavramlar, ifadeler. Dolayısıyla oralarda doğal olarak an filan an filan deniliyordu. Muhtemelen yine onlar da semayla almış olabilirler diye bir ihtimalden söz edebiliriz. Bahsettim. Ama şimdi tahammül eda sigaları burada gelişmiş tebe-i tabiinden şuradan muhaddise doğru söylüyoruz. Şu muhaddis haddesena ahberena demeden nakledemez efendim. An fulan dese Buhari ondan rivayet nakletmez. Tebe-i tabiinden sonra başka çaresi yok. Ne yapsın oraya müdahale edemiyor. Onun için orayı öyle kabul etmişler. Çünkü orası bilinmiyor. Orada nasıl aldık bilmiyoruz. Geçmiş. Hepsi vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Ama bilebildiğimiz insanların tahammül sigalarını kullanmaları zorunludur. Peki efendim, şimdi burada şöyle bir efendim ifade yazalım, üzerinde duralım, müsned. Müsnedle ilgili müellif bize ne bilgiler verdi? Bunları bir netleştirelim. Bir, dedi ki, isnatla ilgili bir kavramdır. İsnat ile ilgilidir. İlgili kavram.
Muhaddisler böyle kullanılıyor isnatla ilgili. İster ahbar okuyalım, ister ihbar okuyalım. İsnatla ilgili bir kavramdır dedi. İki, isnadın muttasıl olduğunu ifade eder. Üç, sahih olduğunu ifade eder. Bunu o söylemedi, biz bir önceki baptan çıkarıyoruz. Sahih olduğunu ifade eder dedi. Başka, muttasıl olmak, muttasıl olmak ilk raviden sonuna kadar sema yoluyla almayı ifade eder. Sema yoluyla almayı ifade eder bu kavram dedi. Müsned kavram. Gayet güzel. Başka bir şey daha söyledi. Rivayet çoğunluğa göre, çoğunluk burada muhaddislerdir. Çoğunluğa göre. Hazreti Peygamber'e ait demektir. Yani bu rivayetteki sözler Hazreti Peygamber'e ait demektir dedi. Bunlar müellifin müsnetle ilgili bize söyledikleri. Peki burada müellif müsnedin bir de eser adı olduğundan hiç bahsetti mi? Hocam diyeceksiniz ki zaten muhtasar olarak söyledi. Edebiyat bölümlerinde ileride gelecek konuşacağız. Evet. Ama söylemeliydi. Müsned konusuna girince söylemeliydi. Ama sadece burada efendim bizim şemaya dönersek eserlerin ha, tabii hadis usulü açısından söz konusu olduğunda ıstılahları da ikiye ayırıyoruz. Onu da şurada şuraya yazalım müsaadenizle. Istilah dediğimiz zaman bunu ikiye ayırıyoruz. Bir, rivayetle ilgili ıslahlar, iki, edebiyatla. Yani hadis eseriyle, eserlerle ilgili ıslahlar. Rivayetle ilgili ıslahlar, edebiyatla ilgili. Bu diğerleri edebiyatla ilgili ıslahlar olduğu için müellif sadece rivayetlerle ilgili ıslahlara girdi ve onlarla ilgili bazı bilgiler verdi. Şimdi bunlara göre, bu ifadelere göre müellifin kastı şudur, ibareye dönelim müellifin kastına. Eğer muttasıl bir isnatla gelmişse, tabi cerh tadile henüz girmedik, oraya gelecek. Ravileri de adilse, zabıtsa bu rivayet müsnet dendiği zaman aynı zamanda sahih olmayı da ifade ediyor mu? Ediyor. Ama ileride çok tartışacağız. Burada belki müellif edebiyat olarak yerini olmadığını düşündüğü için adı müsned olan dünya kadar eserlerimiz var. Peki bunların hepsi sahih mi? Hayır. Niye? Çünkü muttasıl değil vesaire değil, bir sürü sorunum var. Ama buradaki müsnetle ilgili verdiği bilgiler son derece rafine, son derece efendim gayet derli toplu, birbirlerine tutarlı, bir önceki babla da tutarlı bir biçimde ilişkisini kurduk. Bize müsnedin ne olduğunu söyledi. Şimdi gelelim bir diğer önemli efendim şeye. O da ve emmel mürsel, mürsele. Mürseli göreceğiz. Merfu göreceğiz. Burada kalacağız. Müsned'i gördük. Ve emmel mürselu mürsel. Fehuve mürsel rivayet. Şimdi mürsel deyince yine bu da isnatla ilgili.
Müsned nasıl isnatla ilgiliydi? Mürsel de yine isnatla ilgilidir. Ve emmel mürsel fehuve men kata isnaduhu bi en yekune fi ruvatihi men lem yesma'hu mimmen fevkahu illa en ektere ma yusafu bil irsal min haysul istimal ma ravahu tabi'iyyu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu meşhur bir efendim tanım ve tarifti. Mürsel konusu da malum üzerinde çok çalışmalar yapıldı. Hala yapılıyor. Ben de yaptırdım birkaç çalışma. Efendim seminer çalışmaları yaptırdım. Ve inşallah öğrencilerimiz, genç meslektaşlarımız bu kavramları içinde bulundukları kavram kargaşasından kurtaracak zihinsel duruma, berraklığa erişirler ve yapacakları çok kıymetli, değerli çalışmalarıyla da bunları inşallah netleştirirler. Şimdi bir, mürsel, isnadının kopukluğuyla tanımlandı. Birinci vasfı, isnatta bir kopukluk var. Yani munkatı sözcüğü kopukluk, inkıta, muttasıl olma özelliğini kaybetti. Şimdi mürsel, işte bizim hadis usulünün usul olmak bakımından problemlerini ele aldığımız bu önemli dersimizde bunlara işaret etmek durumundayız. Mesela mantık da okuyan öğrencilerimiz olarak bu kanalımızda şunu söyleme hakkına sahibiz. Mürsel dediğimizde isnat koptu mu? Evet. Muttasıl değil, değil mi? Evet. İsnat muttasıl değil. Şimdi mantıki zorunluluk nedir? Mürsel sahih değildir demektir. Evet. Usul böyle işler. Çünkü sahih olmanın şartını yukarıda söyledik. Müsned olacak, muttasıl olacak. Ravilerin hepsi birbirine sema yoluyla almış olacak. Ve yine tabii cerh tadil açısından da adalet meselesi söz konusu olacak. Öyleyse mürsel yukarıdaki tanım doğru olduğunda, çünkü bunu mantıksal önerme olarak söyleyecek olursak şöyle. Bir rivayet müsnet muttasıl olursa sahih olur. Mürsel isnadı kopuk olan rivayettir. O halde sahih değildir. Bu mantıki zorunluluktur. Ama mürsel ile ilgili bilgiler bizim hadis usulünde, fıkıh usulünde işte efendim Er Risale'de de okuyacağız. Böyle mi? Değil. Onları konuşacağız. Ne açıdan? Bi en yekune fi ruvatihi ravilerinin şöyle bir özellik taşımaları nedeniyle. Men lem yesmahu bakın mimmen fevkahu kendisinden öncekinden işitmeyen işitmeme. Bu çok önemli bir kayıt. Yani dersimizin en önemli ifadelerinden biri de budur. Semanın olmayışını müellif Hatib el-Bağdadi inkıta sayıyor. Bu durumda tüm anlar inkıta sayılır. Men lem yesmahu. Bakın. Kendinden öncekinden işitmemiş. Bu durumda bu şartı, bu koşulu dikkate aldığımızda Hatip el-Bağdadi'ye göre semanın sabit olmadığı isnat munkatıdır. Bu sadece mürsel için geçerli değil. Diğer çeşitler için de geçerli. Sema sabit değilse inkıta var demektir. Müellife göre sema önemli bir şeydir. Men lem yesmahu mimmen fevkahu.
kendisinden öncekinden işitmemiş. Ancak çoğu muhaddislere göre illa enne ektara ma yusaf bil irsal, mürsel ile tavsif olunan, mürsel adı verilen, mürsel dendiği zaman ondan anlaşılan, çoğu zaman anlaşılan şey şudur. Kullanım itibariyle min haysul istimal. Mürselin kullanımı itibariyle 5. asırdayız. Genel olarak şu anlaşılır. Ma ravahu tabi'iyyu tabi anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani tabi kim? Bir tabi söyleyelim hemen. Urve. Kim? Efendim. Zühri. Bunlardan herhangi bir dünya kadar tabi var tabi. Herhangi bir kale Resulullah diyor. Sahabiyi atlıyor. Sahabiyi düşürüyor. Hangi gerekçeyle düşürmüş olursa olsun tabi genelde mürsel deyince bunu biz de öğrencilere böyle öğretiyoruz. İsnat zincirinden sahabenin düştüğü rivayettir diyoruz. Tabi'in gale Resulullah derse bu mürseldir diyoruz. Aşağıda bir ayrıntı verecek. Efendim müellif önemli bir de bir ayrıntı veriyor. Onun üzerinde duracağız. Ama burada mürselle ilgili söylediği şey son derece önemli. Yaygın kullanımıyla tabiinin Allah Resulü'nden Kale Resulullah diyerek bir rivayette bulunması anlamında mürsel ifadesinden. Daha önemlisi yukarıda emmel mursalu fehuve men kata'a isnaduhu isnadının kopmuş olmasıdır. İsnadın kopukluğu bir mürsellik durumudur. Ve bu da neyle olur? Bi en yekune fi ruvatihi men lem yesmahu min men fevkahu. Kendisinden öncekinden işitmemeyle olur. Vurgusu gerçekten mürsel rivayetin tanımı açısından son derece önemli bir vurguydu. Onu da belirtmek ve altını çizmemiz gerekir. Şimdi ve emma ma ravahu tabi'ut tabi'i. Bakın. Tebe-i tabiinin yani İmam Malik'tir. Tebe-i tabiinin rivayetine gelince ve emma ma ravahu tabi'ut tabi'i Tebe-i tabiinin rivayetine gelince kimden? Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Tebe-i tabi, yani İmam Malik Kale Resulullah diyor. Var muhatapta böyle rivayetler. Böyle rivayetler var. Şimdi şemaya döneceğim burada. Onun için. Yani bazı şeyleri konuşacağız. Diyor ki feyusemmunehu muhaddisler buna isim verdiler. Bakın yusemmunehu kullanılan sözcüklere dikkat buyurunuz. Yusemmunehu feyustalihu demiyor bakın. Feyusemmunehu bunu isimleştirdiler. İsmin burada ibarede diye yukarıda el ibarat. Ona uygun olması bakımından. İsim verdiler ne? El Muğdal. Muğdal. Ve huve ahfat mertebeten minel mürsel. Mürselden daha düşük bir mertebededir. Çünkü Muğdal peş peşe iki efendim ravinin düşmesidir. Peki peş peşe iki ravi düştü. Tabi'yi düştü, sahabi düştü. Tebe-i tabi'nin Resulullah'a ulaştı. Peş peşe iki ravi düştü. Genel olarak bu manada Muğdal kullanılır. Ama sonraki kaynaklarda başka yerlerden de peş peşe iki tane düşerse ona da muğdal denir falan denilmiştir. Tartışılmaya açık bir mesele bu. Onun için buradaki ifade önemli. Bu böyle olursa mürsel zayıftı zaten, sorunluydu. Muğdal daha da sorunlu hale gelir. Daha sorunlu. Yani tebe-i tabi'in birisinin Gale Resulullah demesi sorunludur. Şimdi burada müsaade ederseniz
Tahtaya geçmek istiyorum. Çünkü orada bir hususu şemadan size arz etmenin daha aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Şöyle yapalım müsaadenizle. Bu iyi gözükmeyebilir gibi sanki. Şu renk seçelim. Tabii bakın, tabii Hazreti Peygamber'den naklediyor. Sahabeyi düşürürse mürsel. Tebe-i tabi, tabi de düşürür. Sahabi de düşerse muda. İkisi birden düştü bakın. Şimdi dedik ki tebe-i tabi döneminde el muvatta, bakın eserler yazılmaya başlamış. Musannif. Şimdi musannif, muhaddis, Kale Resulullah diyor. Ne demek bu? Bizim genel öğretimizi dikkate alalım. Hadis derslerimizi hatırlayalım. Müellif Kale Resulullah diyor muhaddis. Yani hiç isnat yok demektir bu. Tebe-i tabi'nin açısından bakınca hiç isnat yok. Yani Buhari'den gelsek, Buhari geldi geldi Tebe-i tabi'ne, İmam Malik'e geldi, İmam Malik Kale Resulullah dedi. Buhari'ye göre bu eserin sahibi Buhari. Şimdi Buhari'ye göre bu rivayet muğdaldır. Dikkatiniz. Muğdaldır neden? İki tane ravi düşmüştür. Tebe-i tabi, tabi ile sahabi düşer. Buhari'ye göre bu muğdaldır. Ama İmam Malik'e göre bu rivayet muallaktır. Bu ayrıntıya dikkatinizi istirham ediyorum. Bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi Buhari'ye göre bu eser, şey, bu rivayet isnatlıdır. Müsnettir, isnadı var. Kopuk da olsa bir isnadı var. Çünkü isnat olacak ki kopuk olsun. Buhari'ye göre bu rivayet muğdaldır çünkü iki ravi düştü. Buhari'de beş tane ravi var. Bazen altı yedi tane ravi var. Ama İmam Malik'te ikisi de düştü. İmam Malik kendi tabi tabi zaten. Kimden alacak? Tabinden. O onu düşürdü. O kimden alacak? Sahabe o da düştü. Hiç isnat yok. Yani muvatta böyle olduğunda İsnatsız. Bakın muallak, isnatsız. Demek ki muvattada muallak olan bir rivayet Buhari'ye ne olarak ulaşıyor? Muğdal olarak ulaşıyor. Yani biraz daha mertebesi yükselmiş oluyor. Aslında bir mertebesi falan yok. Muallak. Ama daha sonraki efendim müellifler için böyle. Bu nedenle tabii ayrıntıda bu özelliği görmemiz gerekiyordu. Şemaya bunun için döndüm. Şimdi Mürsel'i konuştuk. Mürsel yine gördüğünüz gibi Mürsel'le Muğdal birlikte konuştuk. Onu da renklendirelim. Diğerlerini renklendirdik Muğdal. Şimdi burada da merfu'yu konuşalım. Vel merfu. Ma ahbara fihi as-sahabiyyu an kavli Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ev fi'lihi. Sahabinin Hazreti Peygamber'in sözünden, fiilinden bahsettiği, fiilinden haber verdiği rivayettir. Ma ahbara fihi as-sahabiyyu. Bu rivayette, bu haberde sahabi ne yapar? Bize Resulullah'ın sözünü ve fiilini nakleder. Merfu. Onun için merfu dendiğinde biz bundan Hazreti Peygamber'in sözü diye öğretiyoruz. Bu doğru mu? Hayır. Bu ibareden bunu anlamalı mıyız? Hayır. Ben kanaatimi söylüyorum. Bu aşağıdaki mevkuf munkatıyı okur muyuz bilmiyorum. Munkatıyı ayrıca ha, munkatı yok. Munkatı da kalacağım. Munkatı üzerinde bayağı duracağız çünkü devam eden şeylerle ilgili. Munkata kadar geleceğim. Zaten yorulduğumu da tahmin ediyorum. Bunların hepsi isnatla ilgilidir. Sahabi Hazreti Peygamber'den haber verecek, ma ahbere es-sahabiyyu haber verecek. Ne haber verebilir sahabi Peygamber'den? Elbette ya sözünü ya fiilini anlatacak. Doğrudur. Ama merfu bir isnat kavramı olarak
bir isnat kavramı olarak muhaddisten Hazreti Peygamber'e kadar muttasıl olan isnat demektir. Bu konunun üzerinde efendim öğrencilerimi de çalıştırıyorum ve bu konu üzerine de inşallah tezler yaptıracağım. Yaptırdığım tezler de var, çalışmalar da var. Dolayısıyla merfu dediğimiz zaman muhaddisten Hazreti Peygamber'e kadar muttasıl isnadı olan rivayeti anlamamız gerekir. Bu merfu sözle ilgili, içerikle ilgili bir kavram değildir. İsnatla ilgili bir kavramdır. Zaten merfun kökü nedir? Rafa'adır. İsnadın Hazreti Peygamber'e ulaşmasını ifade eder. Merfu'l-isnat, merfu'l-rivaye yani el-isnadu yettasilu ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demektir. İsnat Hazreti Peygamber'e erişmiş, ulaşmış demektir. Dolayısıyla merfu dediğimiz zaman Hazreti Peygamber'e ulaştığında ne ulaşmış olur? Elbette Hazreti Peygamber'in sözü, eylemi, sünneti, fiili bunlara ulaşmış oluruz. Biraz bunlar da çağrıştırarak, bunlardan da hareket edilerek merfuun Hazreti Peygamber'in sözü olduğu şeklinde bir kavramsallaştırmaya, özellikle çağdaş dönemde yazılan hadis usulü eserleri ki benimki de dahil, böyle söylüyor olmamıza rağmen gözümüzden kaçan husus bunun bir isnat kavramı olduğudur. Çünkü daha önce de söyledim. Muhaddislerin metinle ilgili bir kavramları yok. Hepsi isnatla ilgilidir ve merfu da isnatla ilgilidir. Mesela mevkufa gelelim. Mevkufu okuyalım, daha iyi görelim. Sonra değerlendirme yaparak toparlayalım, munkatıda kalalım. Evet, el mevkuf. Şimdi biz genellikle ne diyoruz mevkufu öğretirken? Sahabi sözü diyoruz. Sahabi sözü diye öğretiyoruz. Peki, bakalım ne diyor müellif? El mevkuf ma esnedehu er raviyyu ile sahabiyyu ve lem yetecavez. Bakın, tanım çok güzel. Ve bu tanım bize az önce merfu ile ilgili söylemiş olduğumuz şey pardon, söylemiş olduğum hususu teyit eden müellifin ifadesi benim iddiamı teyit eder mahiyettedir. Neden? Mevkuf diyor, ravinin rivayeti sahabiye isnat etmesi ve daha öte geçememesi. Yani isnadın sahabide kalması demektir. Sahabinin sözü değil bakın. İsnat sahabide kalıyor. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Buradan deniyor ki isnadın sahabede kalması demek yani sahabinin sözü naklediliyor. Yani öyleyse sahabinin sözünü naklediyor gibi düşünüyoruz. Öyle mi? Öyle mi yoksa sahabiye kadar ulaşıyor demek midir? Peki bunu biraz açalım, üzerinde düşünelim. Müzakere edelim. Ve bu müzakeremizin verimli olması için de müsaadenizle buradan şemamıza dönelim. Şimdi isnattan sahabenin düştüğü mürseli gördük. Daha doğrusu şöyle okuyalım. Bütün kavramları yerleştirebilirim. Muhaddisten Hazreti Peygamber'e kadar isnat muttasıl olarak geldi. Kırmızıyla yazıyorum. Merfu. Merfu neyi ifade ediyor? İsnadın kusursuzluğunu, eksiksizliğini. Yani muttasıl müsnet demektir. Muttasıl müsnet.
Merfu demek müsnedün muttasulün demektir. Peki mürsel ne? Sahabinin düşmesi demektir. Bakın sahabi düştü, mürsel. Hem sahabi hem tabi düştü, muğdal. İkisi düşünce muğdal. Peki mevkufu tanımlıyor şimdi. Mevkuf diyor ki isnat, ravi isnadı sahabiye kadar götürebiliyor. Sahabiyi geçemiyor. Şimdi burada çok kritik bir nokta olduğunu düşündüğüm için üzerinde duruyorum. Sahabiye kadar götürüyorum anlamını açalım biraz. Bu ravi buradan aldı. Oradan aldı, oradan aldı. Tabiine geldik. Tabiine geldik. Tabiin doğal olarak kimden alması lazım? Sahabiden alması lazım. Ama sahabiye getiriyor ve sahabide kalıyor diyor. Şimdi burada lem yetecavezhu sahabiyi geçemiyor deyince rivayet sahabeyi geçemiyor deyince Resulullah'a ulaşamıyor demektir. Peki tüm rivayetlerde biz isnadı Hazreti Peygamber'in sözüne ulaşmak için mi kullanıyoruz yoksa başka sözler için mi? Aslı işlevi isnadın Hazreti Peygamber'in sözüne ulaşmaktır. Burada konuştuğumuz mevzu da olur. O halde konu tabiine geldi. Sahabeye geçemiyor. Sahabe düştüyse bunun adı mürseldir zaten. Mürseldir adı. Onun bir adı var. Peki tebe-i tabi'in tabiine kadar getirdi. Tabiinden öte geçmiyor. Lem yetecavvesu bu. Sahabiye ulaşmıyor demek tabiinde kalıyor demektir. Çok karıştı şema ama olsun. Farklı renkler. Tabiinde kaldı demektir. Yani sahabiye kadar vardı. Sahabi geçmiyorsa sahabede kaldı. Sahabi geçmiyor. Efendim tabiinde kaldı demektir. Tabi sahabiye sahabinin sözünü aktarıyorsa sahabinin sözünü aktarıyorsa diyoruz ki bu mevkuf. Peki aktarılan söz Hazreti Peygamber'e isnat ediliyorsa ne olacak? Şimdi burada mevkuf sahabinin sözü mü oldu? Yoksa Hazreti Peygamber'in sözünün isnadın kopmuş hali mevkuf durmuş isnadın ilerlememiş hali mi oldu? İsnat kusursuzca işler buraya gelirse merfu. İsnattan sahabi düştü mürsel kesintidir. Tabi'in sahabeyle birlikte düştü muğdal bir kesintidir ve efendim isnatla ilgilidir. Mevkuf da böyledir. Mevkuf rivayetin Hazreti Peygamber'e kadar isnadın tamamlanma işi anlamına gelir mevkuf. O halde ibareye dönersek şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Mevkuf tanımlayalım. İsnadın Hazreti Peygamber'e kadar ulaşmayışıdır. Benim kanaatim mevkuf mürsel gibidir. Yani tabiinde kalan bir rivayettir. Hazreti Peygamber'e aittir ve sahabi bağlantısı kurulamamıştır. Ya da daha dun, yani daha aşağı, daha geri tabakalarda da kalabilir. Mevkuf bir kavram olarak
isnadın muttasıl olmayışı demektir. Buraya da yazdık galiba. Muttasıl olmayan. İttisal özelliğini kaybetmiş rivayet demektir. Mevkuf. Çünkü isnatla ilgili kavramları konuşuyoruz. Şimdi şöyle diyebilir meslektaşlarım bana. Hocam, burada ibarede sahabiye kadar ulaşıyor söz. Sahabiyi geçmiyor. Yani peygambere isnat edilmiyor. Söz sahabiye isnat ediliyor. Dolayısıyla mevkun buradaki anlamı efendim sahabenin sözü demektir. Eğer böyle olsaydı değerli meslektaşlarım, eğer böyle olsaydı o zaman mevkuf muttasıl bir isnat kavramı olurdu. Niye? Sahabiye kadar ulaşmış. Lem yetecavesu diyor bakın. Bu kayıt ve lem yetecavesu kaydı bir kopukluğu, bir isnattı. Zaten peygambere ait değil de sahabeye aitse söz. Niye lem yetecavesu desin? Bakın. Hu nereye raci? Ma'ya. İsnat edilen söz. Sahabeye kadar geliyor, orayı geçmiyor diyor. Ya zaten sahabeye ait bir sözse niye geçsin? Kavram burayı renklendireyim müsaadenizle. Niye geçsin? Ve muttasıl sahabenin sözü muttasıl olarak zaten sahabenin sözü ise sahabeye kadar varmış. Sahabenin sözü daha başka kime gitsin? Sahabeye kadar varırdı zaten. O zaman da muttasıl olur ve sahabeye ait söz de gayet bal gibi sahih olur. Hiçbir sorun yok. Ama biz sorunlu olanlardan, müsnet muttasıl olandan aşağıya doğru sorunlu rivayetleri okuyoruz. Mürsel'i vesaireyi okuyoruz. Merfu'yu söyledi, peygambere kadar ulaşmış ve peygamberin söz ve fiilini aktarıyor bize. Peki mevkuf ne oldu? Sahabiye kadar gitti. Sahabiye kadar gitti ne oldu? Sahabeyi geçemedi. Sahabenin sözüyse sahabeyi niye geçsin zaten? Sahabenin sözü değil ki sahabeyi geçemedi diye orada bir kusura işaret ediyor. Sahabeyi geçememek bir kusurdur. Yoksa bunun tanımını Hatip el-Bağdadi gibi bir zat eğer bizim çağdaş dönemde anladığımız gibi mevkuf hadis sahabenin sözüdür. Biz de öyle öğretiyoruz maalesef sınıflarda da. Öğrencilerim şimdi gülüyordur ben bunu anlatırken. Eğer dinliyorlarsa onları saymıyorum. Ben sınıfta öğrettiklerimi saymıyorum. Onları ben öğrencilerime ilk derse girdiğimde özür dileyerek söylüyorum zaten. Dolayısıyla onun sözü değil. Onun sözü olsa zaten oraya varmış. Sözün sahibine kadar isnat ulaşmış. Muttasıl bir şey. Bunu Hatip el-Bağdadi böyle söylemezdi. Derdi ki el-mevkufu huvel hadis anis-sahabiyyi esneder-raviyyu ile-sahabiyyi kavlu-sahabi derdi. Kavlu-sahabi kullanıyor değil mi? Fıkıhçılarımız kullanıyor, hadisçilerimiz kullanıyor. Kavlu sahabi olarak kullanıyor. Kavlu tabiayı olarak kullanıyor. Maktu diye kullanmıyor. İşte munkatıyı okurken bir sonraki derste bunları konuşacağız. Munkatıyı okurken üzerinde duracağız. Dolayısıyla bunların hepsi isnatla ilgili kavramlardır. Metinle ilgili değil. Bir kere daha söylüyorum değerli izleyenlerim, sevgili öğrencilerim. Bab başlığına kalalım. Orada noktalayalım. İnşallah önümüzdeki derste buradan devam edeceğiz. Çünkü artık direkt doğrudan usul kavramlarını konuşuyoruz. Evet. Hadis usulünün tüm kavramları
İsnatla ilgilidir. Metinle değil. Metinle ilgili olanlar birkaç tane söyledik onu. Evet. Sabırla dinlediyseniz teşekkür ederim efendim. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.